Dostlar selamunaleyküm. Son dönemde yaşanan bölgesel çatışmalarda ve devletimizin yurt dışına yaptığı operasyonlarda bolca şahit olduğumuz bir başarı var. Özellikle Rusya'nın savunma sistemlerini keklik avlar gibi avlıyoruz. Düşünün çoğu çalışmanızda dünyanın en iyisi olduğunu iddia ettiğiniz hava savunma sistemleriniz var. Bunların esas görevine hava saldırılarına karşı konuşlandıkları bölgeyi savunmak. Çatışmanın derinleştiği bir zamanda bu sistemin karadan tankla obüs döflen vurulması daha kabul edilebilir bir şey. Ama hava savunma sisteminin havadan daha kendisini savunamıyor oluşu rezalettir. Bu rezilliği Rusya defalarca yaşadı. Suriye'de yaptığımız operasyonlarda ya da Azerbaycan'ın bir sınır içi operasyonu olan Karabağ operasyonunda neredeyse her gün bir hava savunma sistemi vuruldu Rusya'nın. Bunu da bizim Bayraktar TB2'ler ve Anka S'ler sağladı. Elbette Azerbaycan bu sistemlerin bir kısmını da haroplarla imha etti ama bugün odak noktamız bu değil. Peki bu kadar gelişmiş hava savunma sistemleri nasıl vurulabildi? Bunun İHA'larımızın gelişmiş sistemler olması dışında da cevabı olmalı ki var zaten. Bugün Rus sistemlerini patır patır vurmamızı sağlayan gizli kahramanları konuşuyoruz. Yani tamamı ASELSAN üretimi olan elektronik harp sistemlerimizi. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2019 yılından beri her operasyonumuzda insansız hava araçlarımızın düşmana ait en gelişmiş sistemleri kuş avlar gibi avladığını görüyoruz. Bu da elbette dış basında çok ciddi yankı uyandırıyor. Çünkü vurulan sistemler çöp denecek sistemler değil. Dünyanın gelişmiş olarak kabul ettiği ve Rusya'nın da aynı oranda güvendiği sistemler. Elbette bu başarıda İHA'larımızın payı büyük. Radar izleri düşük, hız ve irtifaları yüksek ve bu sayede başarı yakalıyorlar. Ama bunlar tek başlarına bu başarının mimarı değil. Bir de gizli kahramanları var bunları destekleyen. Hem havada hem de karada yoğun olarak elektronik harp sistemlerimizi kullanıyoruz. Bu sistemlerin kullanımı da insansız hava araçlarımıza kör olmuş, karşılık veremeyecek hedefler bırakıyor. Yani elektronik harp sistemlerimiz asisti yapıyor, sihalarımıza çoğu zaman topu boş kaleye yuvarlamak kalıyor. Her ne kadar hem hava hem karada kullan kullandığımız sistemler desek de bugün kara konuşta elektronik harp sistemlerimize odaklanıyoruz. İlk olarak Milkar 3A3 ile başlayalım. Milkar ismi milli karıştırıcı ifadesinden geliyor. VHF ve UHF band karıştırma sistemi bu. Peki VHF ve UHF ne? Kısaca söylersek haberleşme sisteminin çalıştığı radyo frekans bandları. VHF çok yüksek band anlamına geliyor. UHF ise daha da üst bandı anlatmak için kullanılıyor. Milkar 3A3 ile bu frekans bantlarında haberleşme yapan düşman muhabere sistemlerine elektronik harp uyguluyoruz. Saldırıyı başlattığımızda bu bantlarda haberleşmeyi kesebiliyoruz, geciktirebiliyoruz ya da en önemlisi yanlış bilgi aktarılmasını sağlayabiliyoruz. Çok teknik bilgiden bahsetmiyorum şu an. Çünkü genelde aşırı teknik bilgiden bahsedince sıkıcı oluyor deniyor. Milkar 3A3 alt ve üst bant olarak iki araçtan oluşuyor. Bu bantlar 4x4 iki taktik araca yerleştirilmiş durumda. O yüzden karıştırma görevini tamamladığı gibi çok kısa sürede yer değiştirebiliyor. Bu sayede düşük ihtimal de olsa yeri tespit edilirse hedef olmaktan kurtuluyor. Ayrıca Milkar 3A3 sahada aktif kullandığımız bir sistem. 2018 ile 2020 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 15 sistem teslim edildi. Milkar'dan sonra adını muhtemelen en çok duyduğunuz sisteme geçelim. Koral. Koral, Kara Soş projesi kapsamında üretildi. Koral ismi de kara konuşlu radar aldatma kelimelerinden türetildi. Koral'ın sözleşmesi 2009 yılında imzalanmıştı. İlk sistemde 2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Koral 5 sistemden oluşuyor. Biri elektronik destek, dördü elektronik taarruz sistemi. Bunların tamamı modüler tasarıma sahip. Milkar'la düşmanın haberleşme altyapısına saldırıyoruz. Koral'la düşman radarlarını hedef alıyoruz. Radarlara karşı yapılan elektronik harp biraz daha karmaşıktır. Bu tarz saldırılarda elektronik destek sistemleri çok büyük öneme sahip. Çünkü taarruz öncesi hedef radarların bilgilerinin toplanması ve bu bilgiler ışığında taarruz yöntemlerinin belirlenmesi gerekiyor. Koral da saldırı öncesi kendi elektronik destek aracı ve hava sistemlerinden gelen bilgileri topluyor. Uygun saldırı yöntemlerini bu bilgilerle belirliyor. Yani radarlara karşı yapılan elektronik harp tek sisteme yüklenen bir saldırı şekli değil bir bütün Koral özellikle Suriye'de yaptığımız operasyonlarda ön plana çıkmıştı. Düşmanın sistemlerini alt üst etmişti. Havada işimizi çok kolaylaştırdı. Tabii ki askeri teknoloji geliştirme süreci dinamik bir süreç. En iyi dediğiniz sistemin bile her an geliştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden Koral 2'nin çalışmalarına başlandığı da biliniyor. Çok detay yok bu konuda ama muhtemelen elektronik taarruz menzili daha yüksek olacak. Ve yine muhtemelen daha fazla sayıda hedefi aynı anda karıştırabilecek. Koral'dan sonra konuşmamız gereken sistemler Milket 4A, ve Karakulak. Zaten birbirinin devamı bu sistemler. Milket HF bandında frekans tarama, haberleşme yayınlarının yönünü bulma, yerini belirleme gibi görevlere sahip. Ordumuzun envanterine 2010 yılında girdi. O zamandan sonra aktif olarak kullanıldı. 6x6 taktik araca monte edilmiş bir sistem bu. Ve birçok alt sistemden oluşuyor. Tabi sahada zamanla ihtiyacı karşılamamaya başladı. O yüzden ASELSAN Milket 4A'nın yeteneklerini daha da geliştirdi ve ortaya Karakulak çıktı. Zaten Karakulak'ın diğer ismi Milket 4A-2. Yeni geliştirilmiş versiyonu. Karakulak'ın ordumuza ilk teslimatı da 2020 yılında yapıldı. Yine kısaca değinmemiz gereken diğer sistemler Redet ve Redet-2. Redet ismi de radar elektronik destek ve elektronik taarruzun kısaltmasından geliyor. Koralla aynı işi yapıyor. Koral hava kuvvetlerimiz için üretildi. Redet de kara kuvvetlerimiz için. Performans açısından karşılaştırırsak da Redet Koral'dan geride. Red Hat 2 zaten tahmin etmişsinizdir. Redet'in gelişmiş hali. Ama daha tam faaliyette değil. Çünkü Redet'in bütün teslimatı tamamlandı ama Redet 2'nin elektronik destek araçları teslim edildi. Elektronik taarruz araçlarının teslimatı bu yıl başlayacak. Son olarak da sahada olmayan ama sahadakiler kadar işe yarayan iki sistemi konuşalım. Mukas ve Rakas. İlk olarak Mukas'la başlayalım. Mukas bir simülatör. Elektronik harp eğitimi için kullanılıyor. O yüzden sahada olmasa da sahadaki başarının anahtarı. Mukas ismi muharebe karıştırma ve aldatma simülatörü kelimelerinin baş harflerinden geliyor. Birçok alt sistemi var. Bu sistemde dar band ve geniş band sinyal analizi yapılıyor düşman haberleşme sistemlerinin nasıl dinleneceği, dinlemesi yapılan hedeflerin konumlarının nasıl bulunacağı simüle ediliyor. Farklı karıştırma ve aldatma senaryolarının sahadaki ile birebir simüle edilmesi sağlanıyor. Bu şekilde çalışan personel haliyle sahada başarı yakalıyor. Çünkü askeriyedeki başarının temelinde her konuda her yerde olduğu gibi eğitim var. Tek simülatör de bu değil. Bir de RAKAS sistemi var. MUKAS haberleşme karıştırma simülatörüydü. Rakassa radar karıştırma simülatörü. Bunun da birçok alt sistemi var. Bu alt sistemler sayesinde de eğitimdeki personel farklı yetenekler geliştiriyor. Bu simülasyonda eğitim alan personel tehdit radarların elektromanyetik yayınlarını taklit etmeyi öğreniyor. Modern radarlar da dahil bütün radarları tespit edebiliyor ve karıştırabiliyor. Yani kısaca söylersek, Rakas simülatöründe bir personel koralın bütün yeteneklerini aynı sahadaki gibi uygulama fırsatı buluyor. Bu şekilde sahaya çıkmadan sahaya hazır hale gelmiş oluyor. Rakas denizde gemilerin helikopter pistlerine yerleştiriliyor. Karada ise 8x8 taktik araçla kullanılıyor. En güzel yanı şu ki her ne kadar eğitimde kullanılsa da temelde bir elektronik elektronik harp sistemi yani istenildiği veya ihtiyaç oluştuğu takdirde gerçek savaş ortamında da elektronik harp uygulayabiliyor. Yani kısaca söylersek hepimizin bildiği bir gerçek var. Savunma sanayi bir bütündür. Geliştirilen teknolojiler birbirlerine destek olur ve başarı şansını arttırırlar. Bugün konuştuğumuz elektronik harp sistemleri de sahada birçok sistemimizin başarısını sağlayan etken olarak görülebilir. Özellikle sihalarımızın sağladığı başarının mimarı bu sistemler. Her başarılı sihanın arkasında bir elektronik harp sistemi vardır desek yanlış olmaz yani. Allah'a emanet olun.